Kanalımdan herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere Puffy iple çeyizlik bayan yeleğinin anlatımını paylaşacağım. Görmüş olduğunuz bu modelimi ben 40 bedene kadar kullanılabilecek ölçülerde yaptım. Benim yeleğimin boyu tunik boyu ölçüsündeydi. Toplamda 77 santim boyunda yaptım. Bir miktar da böyle uzama yapacağı için bu ip gereği 80 santime kadar uzunlukta olan bir yelek oldu. Videoda sizlere bu ölçüde anlatacağım. Sizler tabii daha kısa ya da daha uzun olarak kendiniz ayarlama yapabilirsiniz. Anlatacak olduğum sayılar ve boy ölçüsünde toplam 4 tane ip kullanmanız gerekiyor. Ben sadece 5. iple şu kenar kısımlarının biyelerini geçtim. Kol ve şu etek ucu kenar kısımlarına biye yaptım. Siz eğer 4 ip yeterli gelir derseniz yapacağınız şey kol ve yaka kesimine kadar anlatmış olduğum şu sıra sayılarını 2 ya da 3 sıra eksik yapabilirsiniz. Tabi boyu bir miktar daha kısa olacaktır ama 4 iple böyle bir yeleği çıkarabilirsiniz. Ama vermiş olduğum bu beden ölçüsü için bu dediklerim geçerli. Beden ölçüsünü daha büyük yaparsanız tabii ki de ip sayınız çoğalacaktır. Hangi ipi kullanıyoruz? Puff iple ben sayfamda çokça modeller paylaştım. Şimdi de sizlere bayan yeleği, çeyizlik yelek olarak anlatım yapacağım. Bundan sonraki videomda da bayan hırka olarak anlatım yapacağım. Yani böyle biraz daha tunik boyda bir hırka anlatımı yapacağım sizlere. Kullanacak olduğumuz ipimiz Alize Puffy Fine. Puffy yazan değil, fine yazan ip olması gerekiyor. Puffy olursa ilmek sayıları büyük olduğu için farklı bir ürün çıkacaktır ortaya. Renk kodumuz 310 bal köpüğü renginde bir rengimiz var. İp sayısı bu şekilde. Beden ölçüsü bütün boy 77 santimdi. Enini de şöyle ölçelim. 48-49 santim. Tek bir önlem. Detaylarım bu şekilde. Yapılışına başlayalım. Başlamadan önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı, beğeni yorum yaparak bana destek olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hepinize şimdiden kolaylıklar diliyorum. Yapılışına başlayalım. Evet, ben yeleğimin kol ve yaka kesimine kadar örülüşünü tamamladım. Şimdi sizlere ufak bir ilmek sayısı üzerinden anlatım yapacağım. Ben burada 84 ilmek üzerine başladım. Başlangıçta ölçüsünü vermiş olduğum yelek için. Sizler aynı ölçüde yapacaksanız 84 ilmek olarak başlayacaksınız. Şimdi gösterecek olduğum örneğim. Her bir model 4 ilmek üzerine kuruluyor. 2 sağ, 2 sol burgu şeklinde. Beden büyütmek istediğinizde de isterseniz ya da küçültmek istediğinizde 4'er tane arttırma, 4'er tane eksiltme şeklinde şöyle birer örnek şeklinde eksiltme yapabilirsiniz. Bunu ayarlamanız gerekiyor. Şimdi ufak bir sayı üzerine size yapılışını göstereyim. Toplamda 4 ilmek ve katları olarak şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane ilmek üzerine sizlere başlangıcı göstermek istiyorum. Sizler 84 ilmek üzerine örneğinizi kuracaksınız. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. Bu saymış olduğum sonuncu ilmeğim ve yanındaki ilmeği şöyle soldakinin sağdakinin üzerine bu şekilde koyuyorum. Çaprazlama yaptım. İpimden gelen ilk ilmeği bakın çaprazlama yaptım, elimle tuttum. İpimizden gelen ilk ilmeği önce sağ taraftaki ilmeğin içinden arkadan öne geçiriyoruz. Daha sonra sıradaki ilmeği bu taraftaki ilmeğin içinden geçirerek örüyoruz. Örgü boyunca bütün ilmeklerimizi, ipimizden gelen ilmekleri arkadan öne doğru ilmeğin içinden geçirerek öreceğiz. Daha sonra yanındaki iki ilmeği bu sağdakinin soldakinin üzerine çaprazlıyorum. Şöyle tutuyorum. Ve burada ipimde sıradaki ilmeğimi önce sağdakini örüyorum. Gelen ilmeğimle soldaki ilmeği örüyorum. Burada 4 tane ilmek üzerine örneği kurmuş olduk. 2 tane ilmeği sağa burgu yaptım. 2 ilmeği sola. Bu dörtlü grup bir tane model oluyor. Daha sonra geliyorum bir sonraki modele yani örneğe. Yine ilk 2 ilmeği şöyle sağ tarafa çaprazlayıp tutuyorum. Burada ipimden gelen ilmeğimle önce sağdaki ilmeği daha sonra soldaki ilmeği örüyorum. Sıradaki iki ilmeği bu kez sağdakini soldakinin üzerine çaprazlıyorum. Ve sıradaki ilmeğimle ipimden gelen ilmeğimle önce sağdaki ilmeği örüyorum.
Daha sonra soldakini. Buradaki ilmeklerinizi çaprazladığınızda şöyle elinizle sıkı tutarsanız kolaylıkla örersiniz. Bu başlangıç noktasına biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Örneği kaydırmamak adına. Bakın şöyle 2-4 tane ilmeğimi kontrol ediyorum. Bir sağ bir sol çaprazlama. Daha sonra 2-4 ilmeğim, yani bir örneğim bir sağ bir sola çaprazlama. Geliyorum yine bir tane daha dörtlü grubu model kurulumuna. Sıradaki 2 ilmeği soldakini sağdakinin üzerine bu şekilde çaprazlıyorum. Elimle tutuyorum ve burada ipimdeki ilmeğimle önce sağdakini, daha sonra ipimdeki ilmeğimle soldakini örüyorum. Bir tane sağ çaprazlama yaptım. Daha sonra kalan 2 ilmeğim, yani sonraki 2 ilmeğimi de sol tarafa çaprazlıyorum. Ve sıradaki ilmeğimle önce sağdakini örüyorum. Daha sonra soldaki ilmeğimi örüyorum. Sizler bu göstermiş olduğum teknikle 4 ilmeğin ilk ikisini sağ tarafa, sonraki ikisini sol tarafa denk gelecek şekilde çaprazlama yaparak devam edeceksiniz. Bütün ilmeklerinizi bu şekilde model kurulum olarak devam ettireceksiniz. Şimdi toplamda 84 tane ilmeğimi şöyle örnek kurulumu yaptım varsayıyorum. Sıranın sonuna geldim ve geri dönüş yapacağım. Burada şimdi şu son örmüş olduğum ilmeğim, bakın dörtlü grup olarak baktığınızda bu sondaki, yani şu soldan sağa doğru gelecek olduğumuz için soldaki 2 ilmeği sola çaprazlamıştık. Yine sola çaprazlayacağız. Sağdaki 2 ilmeği sağ tarafa çaprazlamıştık. Yine sağa çaprazlayacağız. Bütün örgü boyunca soldan sağa giderken de sağdan sola giderken de şöyle. Burgu modelimiz hep devam edecek. Şimdi ilk 2 ilmeğimi İpimizden gelen ilmekleri karıştırmıyoruz. Öncelikle buradaki ilmeklerimiz üzerinden işlem yapıyoruz. Buradaki dörtlü grubun ilk ikisini sol tarafa çaprazladım. Elimle tutuyorum şöyle sıkıca. Şu benim ipimden gelen ilmeğim. Şimdi soldan sağa gidecek olduğumuz için önce soldaki ilmeği her zaman öreceğiz. Sonra yanındakini. İlk ilmeğimle şöyle soldaki ilmeğimi örüyorum. Daha sonra ipimde sıradaki ilmeğimle bu yanındaki ilmeği örüyorum. Bir tane sola çapraz. Dörtlü grubun kalan iki ilmeğini de şöyle sağ tarafa çaprazlıyorum yine. Elimle sıkıca tutuyorum. Çaprazladım. Şöyle tutuyorum. İpimde sıradaki ilmeğimle yine ilk bu taraftakini, yani bu taraftan ördüğümüz için buradaki ilmeği örüyoruz. Daha sonra yanındaki ilmeği örüyorum. Ve çaprazlamamı bıraktım. Dörtlü bir grubu örmüş oldum. Modelimi yapmış oldum. Yanındaki dörtlü gruba geliyorum. Aslında buradan sonra örnek sadece eğer sola çaprazsa sola çapraz, sağ çaprazsa sağ çapraz şeklinde. Bu nasıl? Sol tarafa çapraz. Bu iki ilmek. O zaman bunu sola çapraz yapıyorum. Yani dörtlü grup olarak da değerlendirmeyebilirsiniz. Hani karışıklık yaşamamanız adına ilk sırayı kurduğunuz zaman düzgün bir şekilde, sonrası hep tekrar olarak devam ediyor. Sıradaki iki ilmeğimiz sağ tarafa çapraz. Bunları yine sağ tarafa çaprazlıyoruz. Bakın sıradaki iki ilmeğim sola çapraz, sola çaprazlayarak örüyorum. Sıradaki iki ilmeğim, yani benim son ilmeklerim sağ tarafa çapraz, bir sol bir sağ şeklinde devam ediyor. Şöyle sağ tarafa yine çaprazladım. Evet, yine aynı işleme devam ediyorum. Geri dönüyorum. Sizler tabii ilmekleriniz bitene kadar bu şekilde örmeye devam edeceksiniz. Geldim şimdi son örmüş olduğum iki ilmeğime. Bakın sağ tarafa çapraz. Yine sağ tarafa çapraz başlıyorum. Hangi sayıda başlarsanız başlayın. Başlangıç ve bitişiniz hep benimle aynı denk gelecek. Onun için aynı göstermiş olduğum şekilde başlamanız gerekiyor. İlk iki ilmeğimi yine sağ tarafa çaprazlayarak
Örüyorum. İpinizden gelen ilmekleri atlamamaya özen gösterin. Sıradaki sola çaprazlayarak örüyorum. Örnek oldukça basit. Başlangıç belki karışık gibi ama hiç zor değil. Bu aşamadan sonra geldiği gibi bütün ilmekleri örmeye devam ediyoruz. Sıradaki iki ilmeğim sağ çapraz. Tekrar sağ çapraz yaparak örüyorum. Yanındaki iki ilmeğim sola çapraz. Onları yine aynı yöne çaprazlayarak o şekilde örüyorum. Örnek anlaşıldı diye düşünüyorum. Basit bir model. Şöyle. Ben şimdi kısa parça üzerinden anlattığım için hızlı geçtim. Sizler tabii bir sırayı yapıp ikinci sıraya geçtiğinizde örneğinizi daha net anlayacaksınız. Zaten puf ip öğrenenler için çok basit bir model. Evet, örneğimiz bu şekilde devam edecek. İstediğiniz uzunluğa gelene kadar ben tunik boy örmüş olduğum için bayağı bir uzun ördüm. Şimdi sayalım sizinle birlikte kaç sıra örmüşüm. Buradaki sayma sırasını şu şekilde yapabilirsiniz. Bakın şu aralarda sağ ve sola burgu yapmış olduğumuz dörtlü grubun şu arasında iplerimiz var. Şöyle ilmekler. Buradan sayma işlemini yapabilirsiniz. Kenarlardan da yapabilirsiniz. Hiç problem değil. Hepsi aynı yani. Şöyle buradan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 sıra. Yani şurada bu görüntü, şu ip sıraları 39 sıra olana kadar örmüşüm ben. Sizler tabi bunu üzerinize ölçeceksiniz. Yeleğinizin boyunun nereden başlamasını istiyorsanız koltuk altınıza kadar ölçüp oradan devam edeceksiniz. Şimdi 84 ilmeğin şöyle ben ayrımlarını yaptım. Sayalım birlikte. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ilmek. Bir ön taraf için 22 tane ilmek ayırdım. Diğer ön taraf için de yine 22 tane ilmek ayırdım. Toplamda 44 tane ilmek yapıyor. Arka için de 40 ilmek olarak ayırdım. Yine sayalım, yanlışlık olmasın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 ilmek. Şöyle kameranın açısına sığmadı ama ben saydım. Arkası da 40 ilmek. Diğer ön tarafını hemen sayarak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ilmek de diğer ön taraf. Şimdi ipim neredeyse oradan yaka kesimine başlıyorum. Benim ipim bu tarafta olduğu için buradan sizlere göstermeye başlayacağım. Eğer farklı sayılarda yaptıysanız, ben şimdi farkındaysanız ön taraflara bir sağ ön tarafa 2 ilmek, sol ön tarafa 2 ilmek, toplamda ön tarafa 4 ilmek fazla olarak ayırdım. Bu da arka tarafın ilmeklerinin 4 tane eksik, ön tarafın toplamının kolları ayırdıktan sonra 4 ilmek fazla olmasına sebep oldu. Bunun da nedeni ön tarafta daha çok ilmek sayısına ihtiyacımız var. Göğüs yapısından dolayı hani kastırma yapmasın diye buraya fazla ilmek verdim. Sizler de farklı ilmek sayılarında yaparken ön tarafın sayılarını birer ikişer ilmek fazla ayırabilirsiniz. Sizin için daha iyi olacaktır. Şimdi direkt olarak yaka kesimine başlıyorum. Burada şu sondaki bu örneğim, yani başlangıçtaki örneğim devam edecek. Bu 4 ilmeğin yanındaki ilmekleri kesme yapacağız. Şimdi örneğimi yine aynı şekilde örmeye devam ediyorum şöyle. Dördüncü ilmeğimizi örerken yandaki ilmekle birlikte öreceğiz ve burada kesme yapacağız. Bakın. Grubun, yani şu kenar modelin, burayı biraz detaylı anlatacağım. Şu kenardaki dörtlünün dördüncü ilmeğini örerken, yanındaki bu modele geçerken bu dördüncü ilmekle birlikte hep yanındaki ilmeği birlikte öreceğiz ve burada bir kesme yapacağız. İlmeklerimiz belli olmasın diye şu dördüncü çaprazladığım ilmeğimi örmedim.
yanındaki ilmeklere geliyorum. Burada kesme yaparken de örneğimizi yine devam ettireceğiz. Bakın. Şöyle tekrar göstereyim. Burası net anlaşılsın. İlk ikisini ördüm. Sonraki ikiyi çaprazlıyorum. Sol tarafta kalanını ördüm. Sağ taraftakini bıraktım örmeden. Şöyle tutuyorum. Yanındaki iki ilmeğin modelini yapıyorum. Yani buraya da çaprazladım. Burayı da elimle şöyle tuttum. Bu tarafta kalan ilmeğimi şurada örmemiş olduğum şu dördüncü ilmeğin altına koyuyorum. Ve bunların ikisini ipimden gelen ilmeğimle birlikte örüyorum. Şuradaki, bakın buranın çaprazladığım ilmeklerinin bir tanesi burada duruyor. Bir tanesini şu yanındaki ilmekle birlikte örerek kesme yapmış oldum. Şimdi bunu normal örüyorum. Ve buradan sonra örneğimi olması gerektiği gibi şöyle çaprazlayarak devam ediyorum yine kol kesimine kadar. Eğer hızlı geçtiysen buraları üstteki ayarlardan oynatma hızını düşürebilirsiniz ya da yavaş geldiyse hızlandırabilirsiniz. Çok hızlı ya da yavaş anlatıyorsun diyenler var bazen. Sanırım bu ayarlardan bilgisi yok. Ben yine bir açıklama gereği duydum. Şimdi örneği olduğu gibi devam ettiğim için burada göstermiyorum. Kol kısmına kadar geliyorum. Bu aşamaları sizlere direkt göstermeye devam edeceğim. Buraya geldim. Bakın koldaki işaretleyicimi takmış olduğum yere. Son 22. ilmeğim 21 ve 22. Burada ilmeklerimi yine çaprazlıyorum. Fakat şöyle çaprazladım. Bakın çaprazlama görüntüsü ama üst üste koyarak ikisini birlikte öreceğim. Örneğin bu tarafa çapraz ya. Eğer bu tarafa olanı denk gelseydi şöyle bu tarafa yapıp böyle birlikte örecektim. Ama sola doğru geldiği için sola çaprazlar gibi yapıp iki ilmeği üst üste koyarak birlikte örüyorum ve koltuk altında bir tane kesme yapmış oldum burada. Şimdi tekrar buradan bir tane daha kesme yapacağım. Bakın yanındaki ilmek. Kesme yaparken bu ilmeğimle yanındakini keseceğim ama şuraya da modeli devam ettirmem gerekiyor. Onun için bu yandaki bu tek kaldı burada. Yanındaki ilmeği şöyle model gereği nasıl olması gerekiyorsa çaprazladım. Yani sağ çaprazladım. Ve sağ tarafta kalan şu ilmeği bununla birlikte öreceğim. Bunu şöyle üzerine koyuyorum. Ya da şöyle altına da koyabiliriz. Şöyle bakın. Çaprazladım. Sıkıca tutuyorum. Bu sondaki ilmeği bu çaprazladığım ilmeğin altına koyuyorum. Ve bunların ikisini birlikte örüyorum. Burada bir ilmek daha kesmiş oldum. Alttaki çaprazladığımı da yine örüyorum. Yani toplamda oval bir şekilde iki tane ilmek kestim burada. Şimdi örneğime yine devam ediyorum. Yaka kesimine geleceğim ve yaka kesiminde son 6 tane ilmeğim kaldığında kesme yapacağım. Evet, geldim yaka kesiminin olduğu yere. Bakın 2 4 ilmeğim zaten yakada bütün gidecek. 4 ilmeğin yanındaki ilmek. Burada şimdi çaprazlama yapıyorduk ama çaprazlamamı yaptım zaten bu 2 ilmekte. Buradaki ilmeğim tek kaldı. Yani şu dörtlü grubun yanındaki ilmeğim tek kaldı. Bunu tek olarak öreceğim. Yani ne yapıyorum? Bu tek olacak. Şuradaki örneğime bakın burada tek. Bunu bıraktım. Yanındaki iki ilmeğe geldim. Bu iki ilmeği olması gerektiği gibi çaprazlıyorum. Sağ tarafta kalan ilmeğimi burada kalan tek ilmeğimin üzerine koydum. Ve bunların ikisini birlikte örüyorum. Daha sonra altta kalan şu çaprazladığım ilmeğimi örüyorum. Ve sondaki iki ilmeğimi yine çaprazlayarak ördüm. Yani bunun daha kolay kesme tekniği var aslında. Sizler direkt yakadan hep 2-2 örerek kesme işlemi yapabilirsiniz. Bunu nasıl yapacaksınız? Hani bu benim yaptığım gibi yapmayabilirsiniz. Şurası size karışık geldiyse. Her sıranın başında
Buradaki bu iki ilmeği üst üste koyacaksınız, keseceksiniz. Sıranın sonunda da yine üst üste koyacaksınız ikisini birlikte. Bütün sıra sonundaki ve başındaki 2-2 ilmekleri bu şekilde kesme direkt yapabilirsiniz. Ama bu göstermiş olduğum teknikle şu modeli devam ettirirseniz çok daha muntazam ve güzel bir görüntü olur yaka kısmında. Tabii sizin tercihinize kalmış. Zor gelirse o şekilde yapabilirsiniz. Ben şimdi her sırayı size göstereceğim. Aslında çok zor değil. Biraz karmaşık görünüyor ama çok da zor değil bence. Şimdi tekrar dörtlü grubu aynı şekilde burgu yaptım. İlk ikisini örüyorum. Burada bir eğilme oldu fark ettiyseniz. Bakın videoda ne kadar görünüyor bilmiyorum ama. Geldim yine şöyle dörtlü grubun iki tane ilmeğinin sondaki ve bunları çaprazladım. Bu taraftakini örüyorum. Buradakini tutuyorum şimdi. Buradakini yanındakiyle birlikte öreceğiz. Fakat bu yanındaki şu ilmekleri ne yapıyorduk? Burgu yapıyorduk. Yani şeklini vererek keseceğiz. Buradaki ilmeğimi burgu yaptığımda bu tarafta kalan ilmeğim şu ve buradaki örmediğim ilmeğimi onun üzerine şöyle tutuyorum. Şunu bıraktım. Ve ikisini birlikte örüyorum. Daha sonra bu diğer burgu yapmış olduğum ilmeğimi ördüm. Bakın hem şekli bozulmamış oluyor hem burgular bozulmamış oluyor bu tarafta hem de çok güzel bir görüntü oluyor. Şimdi devam ediyorum yine. Normal örneğimi örmeye devam ediyorum burada. Hızlı bir şekilde kol ucuna kadar geliyorum. Kol kısmında iki tane ilmek kesmiştik zaten. Daha kesme yapmıyorum. Şimdi geri dönüş yapıyorum. Örneğim yine aynı şekilde devam ediyor. Hiçbir değişiklik yok. Hızlı bir şekilde yakaya kadar geliyorum. Evet, 2 4. Şöyle son çaprazlamamı da yaptım. Zaten sağdan sola giderken burada ilmeğimiz tek kalıyor. Bakın 2 4. Bu yakadaki model 4'ün yanındaki ilmekte bu tek kalıyor. Her sırada zaten sağdan sola giderken burada tek kalıyor. Bunu da ne yapıyoruz? Bunu bırakıp şu yanındaki ilmekleri çaprazlıyoruz. Bakın. Sıradaki tek kalan ilmeğimizi bıraktık. Bu dörtlü grubun şu ikisini çaprazlayıp şeklini veriyorum. Ve bu tek olan ilmeğimi bu tarafta kalan şu ilmeklerin bu tarafta kalanın altına koyuyorum. Ve birlikte ördüm. Daha sonra diğer ilmeğini örüyorum. Örneğimin son iki ilmeğini çaprazlayarak modelime devam ediyorum. Gördüğünüz gibi örnek devam ediyor. Başlangıçtaki iki ilmeğimi yine çaprazladım. Sıradaki iki ilmeğimi yine çaprazlayıp ilk ilmeğini örüyorum. Sonraki ilmeği bıraktım. Burada yanındaki iki ilmeği yine çaprazlayarak bu tarafta kalan ilmeği şuradaki örmemiş olduğum ilmeğin altına koyuyorum. İkisini birlikte ördüm. Ve bunun yani şu çaprazladığım ilmeğin altta kalanını ördüm. Tekrar modelime devam ediyorum. Hızlı bir şekilde sıra sonuna gidip geri döneceğim. Evet, sıranın sonuna kadar geldim. Hızlı bir şekilde buraya kadar geldim kol tarafına ve geri dönüş yaptım. Şimdi burada 2 4 ilmek yanındaki 5. ilmekle birlikte kesme yapacağız. O noktaya kadar geldim. Yine bu sağdan sola giderken burası tek kalmıştı. Onun için şu yanındaki ilmekleri çaprazlıyorum sağ tarafa
Ve bu yanında tek kalan ilmekle birlikte sağdaki ilmeği beraber örerek yine kesiyorum. Daha sonra altta kalan ilmeğini ördüm. Ve sıradaki iki ilmeği yine sağa doğru şöyle çaprazlayarak örüyorum. Bu kesme tekniğiyle istediğiniz kol boyu kalana kadar devam edeceksiniz. Ben şimdi tekrar geri dönüş yaptım. Dördüncü ilmeğim, yani bu dörtlü grubun şu dördüncü çaprazladığımı yine örmedim. Bu yanındaki ilmeklere geldim. Şöyle yanındaki ilmekleri çaprazlamamı yapıyorum sağa doğru ve bu soldaki ilmeği şurada çaprazlayıp örmemiş olduğum ilmekle birlikte örüyorum. Daha sonra kalan bu ilmeği ördüm. Ve modelime devam ediyorum. Şimdi aynı teknikle kesmeye devam edeceksiniz. Yani kesme metodu hep aynı. Çok fazla uzatmak da istemiyorum videoyu. Buradan sonra kendi üzerinize ölçün. Omuz kısmında ne kadar kalacaksa o ilmek sayısına kadar gelin. Oradan sonrasından ben de yine oraya kadar öreceğim ve oradan sonrasından devam edeceğim. Evet. Ben yaka kesiminden sonra bir miktar daha örerek tamamladım. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir, iki tane örneğimi ben kestim ve daha sonra 1, 2, 3 tane örnekle devam ettim. Tabii siz bedenine göre burada daha az ya da daha büyük kesmeler yapabilirsiniz. Bu bedenden büyüklerde 3 tane kesebilirsiniz. İlmek sayınız çok olduğu için. Ya da işte 36 bedenler yapıyorsanız bir tane kesip ona göre devam edeceksiniz. Onların da tabii ilmek sayısı az olduğundan dolayı. Benim toplamda bir ön için ayırmış olduğum ilmek sayısı 22 taneydi. İki tanesini kol için kesme yaptım. Koltuk altında 20 tane kaldı. Şöyle her bir modelde 4 ilmek, 2 8 modelde tane. de burada ilmek kesmiş oldum. 2 de burada 10 tane ilmek kesmiş oldum. Toplamda 22 taneden 10'u çıkarınca 12 tane ilmeğim kaldı. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. Şimdi kaç sıra ördüm? Bunu siz üzerinize ölçerek yapmanız gerekiyor. Bakın şu ayrım yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Bu değişkenlik gösterir dediğim gibi. 14 ya da 15 sıra örebilirsiniz. Üzerinizi ölçeceksiniz. Ama bu ön taraflarda şöyle bir şey yapıyoruz. Üzerinizi ölçtünüz, tam omuz üstüne denk geldi. Tam ölçüyü aldıktan sonra 2 sıra daha örmeniz gerekiyor ki arka tarafı 2 sıra eksik yapacağız. Bu sayede şurada örmüş olduğunuz bu 2 sıra omuz üstünde olacak ve otomatik olarak biz ense oyuntusu yapmış olacağız. Üzerinize ölçün, tam ölçüyü alın. Daha sonra 2 sıra da fazla örgü örün. Burada. Şimdi kesiyorum ve diğer ön tarafı sizlere göstereceğim. Öncelikle şöyle bir ilmeğimi açacağım. Terste kaldı. İpimden gelen ilk ilmeğimi ortasından açıp kesiyorum. İlmeklerimizi kapatmıyoruz. Arka tarafta birleştirirken kapatacağız. Şimdi geldim buradan. Şöyle ilk ilmeğimizi açalım. Yaka kısmından örmeye başlayacağım. Bu ipinizi şu arka tarafa bağlayabilirsiniz de ben bağlamayacağım. Hani karışıklık yaşarsanız bağlayın, o şekilde başlayın. Şimdi ilk iki ilmeğimi yine burgu yapıyorum. Olması gerektiği gibi sağ tarafa. Burayı da net göstereceğim anlaşılsın diye. Yönü değiştiği için kafanız karışabilir yaka kesmelerinde. Daha sonraki iki ilmeği de yine olması gerektiği gibi çaprazladım sola. Önce ilk ilmeğini ördüm. Sonra yani şu dörtlü grubun ilk ikisini sağ çaprazlayıp ördüm. Sonraki ikisini sola çaprazlayıp bir tanesini ördüm. Örecek olduğum ikincisini şöyle örmeden tutuyorum. Yanındaki iki tane ilmeğin şöyle çaprazlamasını yine yönüne doğru yaptım. Yani sağ tarafa. Sağ taraftaki ilmeği bu örmediğim ilmeğin
Şöyle altına koyuyorum. İkisini birlikte ipimden gelen ilmekle ördüm. Burada bir tığdan yardım alsam daha net gösterirdim size. Bakın bu taraftaki çaprazlamış olduğum şu ilmeğim de altta kaldı. Bunu da normal örüyorum. Yani ne yaptım? Bakın 1, 2, 2 ilmeğimi model için sağ tarafa çaprazladım. 2 ilmeğimi sola çaprazladım. Fakat sola çaprazlamış olduğum ilmeklerin bu sol tarafındakini yan tarafındakiyle birlikte ördüm ve bir tane kesme yaptım. Şimdi örneğime devam ediyorum. Burada ben işaretleyicimi takmıştım. Toplam 22 ilmekti. Bakın burada. Sizler de işaretleyici takın. Karışıklık yaşamayın. Hani şu yakada kesme yapmış olduğumuz için bu ilmekleri sayıp daha sonra bir karışıklık olmasın. Şimdi hızlıca yine örneğim olması gerektiği gibi örerek kol kesimine geliyorum. Evet, şu an işaretleyeceğimin olduğu yere geldim. Yani son iki ilmeğim. Bu sondaki iki ilmeği yine burgusunu aynı teknikle yapacağım. Fakat ikisini birlikte öreceğim ve bir tane kesme yapmış oluyorum burada. Şöyle tekrar göstereyim. Bakın buradaki sağ tarafa burgum olacağı için bu soldakini sağ tarafa şöyle yatırarak diğer ilmeğin üzerine aldım. İkisini birlikte ördüm. Bir kesme yaptım. Şimdi geliyorum. Tekrar bir tane daha kesme yapacağım. Sondaki ilmeğimi bırakıyorum ördüğüm ilmeği. Yanındaki ilmeklerimi olması gerektiği gibi şöyle sola çaprazlayarak burgu yaptım. Buradaki bu ilmeği de bunun altına koyuyorum. Ve ikisini birlikte ipimden gelen ilmeğimle örüyorum. Yanındaki yani şu altta kalan çaprazladığım ilmeğimi de örüyorum. Bakın burada iki tane ilmeğimiz vardı. Bunları iki kesmede bitirdim. Ve burada şu yandaki sonuncu kesme ile birlikte yandaki modelimi dahil etmiş oldum sayılarına. Şu an gördüğünüz gibi 2 burada, 2 burada ilmek dörtlü grubun 2 2 ilmekleri olarak devam ediyor. Şimdi tekrar çaprazlama yaparak yani burgu şeklini vererek örneğimi aynı şekilde devam ediyorum yakadaki son 5 ilmek kalana kadar. Ben her defasında şu şekilde çaprazlayıp tutarak devam etmiyorum. Artık elim alıştığı için şöyle farklı şekillerde örebiliyorum. Hani farklı mı örüyorsunuz demeyin. Mesela buradaki çaprazlamayı şöyle yapmıyorum. Önce bu taraftakini örüyorum. Daha sonra buradakini alıyorum. Hani elim hızlı bir şekilde seri olarak alıştığı için her defasında çaprazlayarak devam etmiyorum. Ama farklı bir örgü tekniği de yapmıyorum yani. Yanlış anlaşılmasın kamerada. Evet, şu an 2, 4, 5 tane ilmeğim kaldı. Geldim buraya. Bu ön kesmede de zaten son olarak bakın burada 2 tane çaprazlamayı yaptık. Bu yakadaki burguya geçmeden tekli bir ilmeğimiz kaldı. Bu tarafa örerken de soldan yani sol taraftan sağ tarafa örüp gelirken tekli ilmeğimiz o şekilde kalacak. Burada bu tekliği bırakıp yanındaki ikili grubu çaprazlamasını yaptım. Şöyle bu taraftakiyle bu tek kalan ilmeği birlikte tutuyorum. İkisini birlikte örüyorum. Daha sonra altta çaprazlamış olduğum ilmeğimi ördüm. Bir tane daha kesme yaptım ve yakadaki burguyu yapıyorum. Çaprazlama yaparak. Evet, tekrar geri dönüş yapıyorum. Yine buradaki burguyu yaptım. Sağ tarafındakini örüyorum. Sol tarafındakini bırakıyorum. Yandaki şu burgularımı çaprazlayarak sağ tarafa denk geleni şurada örmediğim ilmeğimle bakın üzerine koyarak birlikte tutuyorum. Şunu bir bıraktım. Bunu birlikte tutuyorum. İkisini beraber ördüm. Burada bıraktığım ilmeği de sıradaki ilmeğimle birlikte örüyorum. Yani bu burgunun altta kalanını
Buradaki şu burgu modelinin dörtlünün dördüncü ilmeğiyle birlikte örmüş olduğum tekrar kesme yaptım. Örneğime devam ediyorum. Kol tarafında iki tane kesme yaptıktan sonra direkt düz devam edeceğiz. Diğer ön taraf gibi. Hızlı bir şekilde sıra sonuna geliyorum ve daha sonra geri dönüş yapıyorum. Evet, geri döndüm ve sıranın sonundaki 5 ilmeğim kalana kadar geldim. Az önce de belirtmiştim. Bu sol taraftan sağ tarafa doğru örüp gelirken burada tek ilmeğimiz kalıyor. Son 2 tane şöyle burguyu yaptım çaprazlayarak. Tek bir ilmeğim kaldı. Bu ilmeği bırakıyorum. Yanındaki şu 2 ilmeği çaprazladım. Bu soldaki ilmeği tek kalan ilmekle şöyle birlikte örüyorum. Ve burada tek kalan ilmeği kaybettim. Altındaki çaprazlamış olduğum ilmeği de örüyorum. Yanındaki iki ilmeği yine aynı şekilde örüyorum. Ve gördüğünüz gibi bir tane örneğimizi kesmiş olduk. Şu model artık kayboldu. 2-4 ilmek yakanın modeli. Buradan da diğer modele geçiş yapıyoruz. Tekrar aynı teknikle devam ediyorum. Evet. 2 ilmeği çaprazladım. Yani 1, 2, 3 tane ördüm. Dördüncüyü örmeden bırakıyorum. Yanındaki 2 tane ilmeği şöyle sağ tarafa çaprazlayarak bu sağdaki ilmeği burada örmemiş olduğum ilmekle birlikte gördüğünüz teknikle beraber örerek kesiyorum. Altta kalan çaprazlamış olduğum ilmeğimi ipimdeki ilmeğimle örüyorum. Normal örmeye devam ediyorum. Karışık gelebilir. Ama kesinlikle elinizi alıp yaptığınızda karışık ve zor değil. Başlangıçta evet kabul ediyorum. Bir tık karmaşık gibi. Ama bu kesme çok güzel duruyor bence yelekte. Yani biraz zorlansanız da benimle birlikte eğer yaparsanız eminim ki yapabilirsiniz. Hem örneğiniz daha muntazam ve güzel durur. Hem yaka kesiminiz güzel durur. Yani bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum ama isterseniz az önce belirttiğim gibi direkt en sondaki ilmekleri kese kese de yaka kesimi yapabilirsiniz. Eğer çok zorlanırsanız, diğer tekniği nasıl yapılır diye görmek isterseniz bana yorumlarda belirtin. Gerekirse onu da ufak bir parça üzerinde sizlere gösterebilirim. Yani sadece şöyle yaka kesintisi gibi bir şeyde ufak bir parça örerek. Bu modelin bebek yeleğini zaten yapmayı düşünüyorum. Onu da yine çekeceğim videosunu mutlaka. Ama ne zaman olur ben de bilmiyorum. Yoğunluğuma göre değişiyor çünkü. Evet, soldan sağa gelirken gördüğünüz gibi 2, 4, 5 ilmeğimiz kaldı ve 5. ilmeğimiz yine tek. Bunu bırakıyoruz. Yanındaki çaprazlamayı yapıp çaprazlamanın soldaki ilmeğiyle tek kalan ilmeği birlikte şöyle tuttum. Ve ikisini birlikte örerek tek ilmeği yanındaki ilmekle birlikte kaybediyorum, örüyorum. Alttaki çaprazlamış olduğum ilmeğimi de örerek tamamladım. Ve son 2 tane burgumu yapıyorum. Tekrar geri dönüş yapıyorum. Yine çaprazladım 2 ilmeğimi. İlk ilmeği örüyorum. Sonraki ilmeği bıraktım. Yanındaki ilmekleri olması gerektiği gibi şöyle çaprazlayıp bu sağ tarafındakini burada bırakmış oldum. Bakın şu ilmeğim geri kaçtı. Bununla birlikte şöyle koyuyorum. Üst üste ipimden gelen ilmeğimle. Bakın buralara dikkat edin. Yani ördüğünüz ilmeği sakın örmeyin. Bu kez yakadaki ilmekleriniz eksilir. Bir karışıklık yaşarsınız. Ve burada çaprazladığımın diğer tarafındakini de örüyorum. Örneğime devam ediyorum. Son bir ilmeğim kaldı sanırım. Evet. Onu da göstereyim bari. Bitirecektim burada yaka kesimini ama onu da göstereyim de tam net olsun. Videom yine çok uzun oldu ama
İstiyorum ki bu karışıklığı da yaşamayın. Hani kolaylıkla yapabilirsiniz anlatmış olduğum modelleri. Evet, geri dönüyorum. Hızlıca yakadaki 5 ilmeğe kadar. Gördüğünüz gibi 2, 4, 5. Buradaki örneğimin tek bir tane ilmeği kaldı. Bu tek ilmeği bırakıp yanındakileri yine şöyle çaprazlıyorum. Tek ilmekle birlikte bu taraftaki ilmeğimi örüyorum. Ve bu da benim son kesmemdi. Örneğimi örmeye devam ediyorum yine. İkinci örneğimi de kaybetmiş oldum. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. Yani 4, 8, 12. 3 tane örneğim kalmış oldu. Tıpkı diğer ön taraf gibi kaç sıra ördüysem burayı da aynı sıra sayısınca öreceğim ve tamamlayacağım. Dediğim gibi 2 sırada mutlaka fazla örün. Siz üzerinize ölçün. Şimdi hemen arka tarafı göstermek istiyorum. Evet, arka taraf için arkadan başlangıçta da yani ayrımları bahsettiğim kısımda da söylediğim gibi 4 tane ilmek eksik yapmıştım. Onun için önlerde ikişer tane koltuk altında kesme yaptım. Arkanın koltuk altında sadece sağ ve sol olarak birer tane kesme yapacağım. İpimi açıyorum. Ne taraftan başladığınızın hiçbir önemi yok. Şimdi burada ilk buradan başlayacağım. Sanırım görünmüyor. Şöyle ne tarafa ise bu çaprazlamam. Bu benimki sağ tarafa denk geldiği için sağ tarafa çaprazlar gibi yaptım. İkisini birlikte tutuyorum ve birlikte örüyorum. Bir tane burada kesme yapmış oldum. Şu ayrım sizi tedirgin etmesin. Buraya şimdi birazdan böyle güzelce bir kol kenarı yapacağız ve toparlayacağız orayı. Ve buradan sonra sıra sonuna kadar örneğimi olduğu gibi devam ediyorum. Şöyle. Şimdi hızlıca sıra sonuna bir geleyim. Oradaki kesmeyi de birlikte yapalım. Daha sonra yeleğimizi tamamlayıp omuz üstteki birleştirmelerden devam edelim. Evet, arka tarafın ilmeklerini sıra sonuna kadar örerek geldim. Sondaki 2 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeğimi de yine hangi yöne çaprazlama varsa ona göre çaprazlayıp burgu yapıyorum. Bakın sola doğru şu sağdakini soldakinin üzerine koyarak sola burgu yapar gibi çaprazladım. Yani sağdaki ilmeğimi soldakinin üzerine koydum. Yönü yine aynı şekilde baktı fakat üst üste koyarak ikisini birlikte örüyorum. Şimdi burada bu kenar ilmeği burada tek kalacak. Bunu tek olarak da örebilirsiniz. Yani isterseniz kesme de yapıp hani yine tek örnek olarak devam edebilirsiniz ama arkanın sayısı az olduğu için ben arka tarafı daha fazla kesme yapmayacağım. Hepten bu omuz kısmı küçülür. Onun için buradaki ilmeğimi şöyle tek olarak öreceğim. Yukarıya doğru tek öreceğim. Yanından örnekten devam edeceğim. Yani sıranın sonuna kadar şimdi ön taraflarla arka taraf aynı olmadı farkındayım ama daha fazla da kesme yapmak istemiyorum. Sizlerin eğer hani çok farklı sayılardaysa ölçüleriniz ve bu arka tarafı çok dar olmadıysa birer tane daha kesip kenardaki birer ilmeği yok edebilirsiniz. Tıpkı ön taraf gibi örnek olarak çıkabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Ben bilgiyi vereyim. Siz istediğiniz gibi kullanın. Kenardaki sıranın başındaki de sonundaki de ilmekler tek olarak örülecek düz örgü şeklinde. Kalan bütün ilmekler burgu şeklinde aynı olması gerektiği gibi devam edecek. Bakın burada tek kaldı. Bu şekilde devam ediyorum. Ön tarafı kaç sıra yaptıysam 15 sıra yaptıysam arkayı 13 sıra. İşte ön tarafı 16-17 sıra yaptıysam misal 17 yaptıysam önleri arkayı 15 sıra. 2 sıra eksik. Ön tarafı ölçüden 2 sıra fazla yapıyoruz. Şimdi dediğim tekniklerle ben de tamamlıyorum ve omuz üstündeki birleştirmelerden beraber devam edelim. Evet, yeleğimin ön taraflarını ve arka tarafını örerek tamamladım. Arka tarafını ön tarafından 2 sıra eksik olacak şekilde ördüm.
Şimdi şöyle ipimi burada kesiyorum. Hatta bu ipimi burada şöyle ölçüyorum. İpimin sonu geldi çünkü. Kol etrafını dönecek olduğum için ipimi burada bırakıyorum. Bakın örgümüzün ön yüzü burada. Yani bize bakarken şöyle burası arka tarafı. İpi atalım şu tarafa bir karışıklık olmasın. Burası ön tarafım. Şöyle katlıyorum. Yani birleştirmeyi ön ve arkanın birleştirmesini tersinden yapacağız. Ve burada şöyle göstereyim. Arkanın ilmeklerinin içinden ön tarafın ilmeklerini geçireceğiz. Şöyle şu bizim arkanın ilk ilmeği bu. Ön tarafında şu sıranın başındaki ilk ilmeğini alıyorum. Bu arkanın ilmeğinin içinden bu şekilde geçirdim. Yanındaki ilmeği yine arka tarafın ilmeğinin içinden sırasıyla hepsini geçiriyorum şöyle. Bakın öndeki yani ön tarafın ilmeklerini arka tarafın içinden geçiriyorum. İlmek atlamamaya özen gösterin. Burada iyice de şöyle çekin ki çıkmasınlar. Birazdan çünkü kapatacağız bunları ve kapama işlemiyle birleştirmiş olacağız. Şöyle tamamını geçiriyorum. İki, dört, altı, sekiz, on, 11 ve 12 ilmek. Ön taraf 12 ilmekti, omuz üstü. Ve 12 tane ilmeğimi bu şekilde arka tarafın ilmeğinin içinden geçirdim. İlmeklerimi hiç bozmadan şöyle diğer ön tarafı da katlıyorum. Tersine. Ve şöyle sıranın sonundan başlarsanız daha güzel olur. İlmek atlamazsınız o zaman. Yani eşit olmaz. Hani buradan başlarsak belki ilmek farklılığı olur. İlmek atlamış oluruz. Bu kez sıra sonuna geldiğinizde eksik ya da fazla gelebilir. Kol kısmından başlamanız daha garanti. Ön tarafın ilmeğini yine arka tarafın ilmeğinin içinden geçiriyorum. Sırasıyla bütün ilmeklerimi birbirinin içinden geçiriyorum. Evet, şimdi tekrar burada da sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 ilmek. Şöyle dikkatlice kontrol ediyorum. Arkada herhangi bir ilmek atladıysanız tekrar sökün diye. Evet, şimdi ipim bu tarafta. O sebepten dolayı buradan kapama işlemi yapmaya başlıyorum. Dikkatli olun bu aşamada. Dediğim gibi ilmekleriniz kaçmasın. Bu öndeki ilmeği arkadakinin içinden geçirerek kapatıyoruz. Bütün ilmeklerimizi sırasıyla ben şimdi burada tığdan yardım alıyorum. Çok daha kolay oluyor. Bakın şöyle bütün ilmeklerinizi zincir çeker gibi yaptığınız takdirde kapama işlemi yapmış oluyoruz. Evet, bir kol ve arkanın birleşimini yaptım. Şimdi arka tarafın kalan ilmeklerinden devam ediyorum. Yine kapama işlemine, yani aynı teknik. Tığ ile gösterdim, kafanız karışmasın. Şöyle birbirinin içinden geçirerek kapama tekniği. Evet, geldim diğer tarafa, yani diğer omuz birleşme kısmına. Bakın burada şu ilmeğim içeri kaçtı. Buradaki ilmeklerimi de yine aynı şekilde birbirinin içinden alarak geçiriyorum. Şöyle sıra sonuna kadar ve yeleğimin ön ve arka parçalarını birleştirmiş oldum. Hemen size ön yüzden
Nasıl göründüğünü göstereceğim. Burada ufak bir ipim var. Bunu hatta şöyle yukarı doğru çekiyorum. Bakın burası kilitlendi. Hemen şuraya düğüm yapıyorum. Bunları güzelce kendi rengindeki dikiş ipiyle, ince iple dikeceğiz ve hiçbir şekilde görünmeyecek. Evet, birleştirmelerimiz de şöyle kol üstünde, omuz üstünde yani bu şekilde oldu ve yeleğimizi tamamladık. Şurayı göstereyim sizlere. Bakın düzelttiğimiz takdirde şurada bir ense oyuntusu oldu. Bu da bizim yeleğimizi rahat kullanmamızı sağlayacak. Şöyle göstereyim, ters oldu biraz. Ön tarafı iki sıra fazla örmüş olmamızın avantajı burada güzel bir ense oyuntusu yapmış olduk. Çok daha kullanışlı bir yelek oldu. Burada şimdi hemen sizlere şu kenarları nasıl geçeceğinizi göstereyim. Aynı beden yaptıysanız eğer burada ipim bitti. İpimden çok az kaldı. Yani isterseniz kenar geçmeyebilirsiniz. Bu iple sadece şu etek ucu büzgülü duruyor, güzel durmuyor. Buraya geçebilirsiniz yeterli gelirse. Ya da daha böyle boyunu kısa yaptıysanız, küçük beden yaptıysanız. Yani tercihinize kalmış yeni bir ip açıp açmamak. Ben sipariş olduğu için mecburen bir sonraki ipe geçiş yapacağım. Ve kenarlarını geçeceğim. Burada ne yapıyorum? Bakın her bir ilmeğin içinden şöyle birer tane ilmek çıkartıyoruz. Düz kısmında yapıyoruz. Şurada daha net göstereyim. Yeleğimizin düz kısmında her bir şu ilmeklerin içinden birer tane ilmek çıkartıyoruz. Eğer çok fazla böyle boldurursa birer tane aralarda atlayabilirsiniz de. Burada çıkarmış olduğumuz bu ilmekleri önce elimle göstereyim. Birbirinin içinden geçirerek kapama işlemi yapacaksınız şöyle. Bakın bu şekilde toparlayıcı bir işlem yapacaksınız burada. Bir iki tane daha göstereyim. Bütün kol etrafını, koltuk altını her yerini yaparsanız eğer çok daha güzel durur. Şöyle bir toparlama işlemi yapacaksınız. Bütün kolun etrafını dönerek. Aynı şekilde etek ucuna geliyorum. Orayı da sizlere göstermek istiyorum. Ve bağlama ipini göstereceğim sizlere. Bakın etek ucunda da yine her bir ilmekten birer tane ilmek çıkartacağız. Şöyle düz kısmı biz düz kısmından alttan yukarıya doğru ilmeği çekeceğiz. Her bir ilmeğin içinden buralara yine çok büzgülü durur ya da kasma yaparsa ya atlayın ya daha sık batıp ilmek çıkartın. Buradaki ayarlamayı kendiniz yapmanız gerekiyor yeleğinizin duruşuna göre. Şöyle ilmekleri çıkarttıktan sonra yine aynı şekilde kapama işlemi yapacaksınız etek ucunda da. Ben yine bu işlemlerin hepsini tığ ile yapıyorum şöyle. Çok daha işim kolay oluyor. Bakın şöyle zincir çeker gibi çekip direkt kapatıyorum. Ve etek ucunu da gördüğünüz gibi bu teknikle şöyle gayet güzel toparlayacağız. Toparlamadığınız takdirde şöyle büzgülü duruyor. Zincir geçtiğiniz takdirde de böyle güzel duruyor. Şimdi bütün kenarlarını böyle dönebilirsiniz. Hatta şu yaka kısmını da isterseniz dönebilirsiniz. Tamamen tercihinize ve ipinizin kalmasına bağlı. Ben şimdi bağlama ipini göstereyim sizlere. Evet, yeleğin yakasına tam şu kesme yapmaya başladığınız yer yani şu dönme kısmına ya da üzerinize giyin. Hani üzerinizde nasıl güzel duruyorsa hangi noktada bağladığınızda güzel duruyorsa ona göre işaretleyin ve oradan bu bağlama ipini yapın. Ya da düğme de takabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Bunun için şöyle ipimi bakın şu ipi bazen çektiğinizde sökülüyor deneyin. Eğer ip sökülürse sökün ya da ben şöyle yapıyorum. Bu ilmeği yukarıya doğru çektiğinizde bu şöyle çıkıyor zaten o ipin içinden. Bu şekilde sökebilirsiniz. İstediğim uzunluğa gelene kadar şöyle ilmeğimi açıyorum. Bakın ip burada toplanıyor. Bunu daha sonra kesiyorum.
İstediğim uzunluğa geldikten sonra da burada hangi noktadan başlamasını istiyorsam, mesela şurası, buraya şöyle ipin ucundan geçireceğim. Bakın bir tur düğüm yaptım burada. Ve buradaki şu kısa olan ipi, yani bağladığım yeri arkaya bir doluyorum. Bir iki tur daha şöyle dolayarak bunu burada güzelce dikiş ipi ve kendi rengindeki iple güzelce dikeceğim. Hem daha sağlam olması adına, hem de gözükmemesi, burada kötü görünmemesi adına. Ve burası bakın gayet güzel duruyor. İki düğüm atmayın, çok çirkin durur. Bir kere düğüm atın, sökülmesini engellersiniz. Dolayarak diktiğinizde çok da güzel olacaktır. Aynı şekilde karşı tarafı da, ve bunu ucunu da şöyle sökeyim buraya. İstediğiniz gibi söküp ucuna bir tane düğüm atmanız yeterli gelecektir. Herhangi hiçbir şey yapmanıza gerek yok başka. Buraya taktığımı varsayıyorum ve ucunu ne yapacaksınız? Ucunu şöyle bir tane düğüm yapacaksınız. Sökülmez. Merak etmeyin. Bu sökülen bir ip değil. Ve bu şekilde ipinizin ucunu da yaparak bağlama ipini de şöyle yapmış olacaksınız. İstediğiniz uzunluk tamamen size kalmış. Evet, bir model anlatımının daha sonuna geldim. Umuyorum sizler için faydalı ve anlaşılır bir video olmuştur. Hepinize şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.